Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burası ne köyü? Erenler köyü. Burada insanlar ne yaparlar? Yaşamak için gerekeni. Mesela toprağı kazarlar, ekerler, ektiklerini biçerler, biçtiklerini de yerler. Sonra hayvanlarının yününü eğirirler, dokurlar, giyerler, geçinip giderler. Daha sonra giderler. Nereye giderler? Onu kimse bilmez. Giden geri gelmez ki bildirsin. Desene ki burası da her yer gibi. Biz aşılmaz sıra dağlarla çevriliyiz. Başka bir yer bilmiyoruz ki söyleyelim. Demek burada da ölürler. Ölmek mi? O da ne demek? Yürek çalışmaz, göz görmez, kulak duymaz, dil dönmez olur. İnsandan bir şey uçup gider. Geriye gübre gibi bir şey kalır. Onu teneşir dedikleri tahtaya sererler. Tabut isimli tahta kutuya yerleştirirler. Musalla taşını oturturlar. Musalla taşı mı? Musalla taşı yok mu bu camide? Yok öyle şey. Sonra cenaze namazını kılarlar. 5 vakit namazınız var da cenaze namazınız mı yok? Yok. Peşinden toprağı açıp ölüyü gömerler. Üstünü örterler. Onu karanlık çukurda yapayalnız bırakıp söyleşe söyleşe giderler. İşte bu yere mezarlık denir. O da mı yok burada? Hiçbiri yok bunların bizde. Ya cami? Nasıl olmuş da gelebilmiş buraya? Şu dağın ardından gelmiş haberi. Onunla beraber ölümün haberi gelmemiş mi? Gelmemiş. Hey Erenler köyünün insanları! Gelin halkalayın. İn midir cin midir? Tuhaf bir insan peydahlandı köyümüzde. Ölümden, teneşirden, musalla taşından, cenaze namazından, mezarlıktan bahsediyor. Hangi dünyanın adamı bu insan? Galiba buldum. Ölümsüzlük diyarını buldum. Söyleyin Erenler köyünün insanları, siz bu köyde üreye üreye çoğalır kalır mısınız? İhtiyarlamaz mısınız? Çökmez misiniz? Göçmez misiniz? Biz bu köyde ne eksilir ne çoğalırız. Bir taraftan gelir, bir taraftan gideriz. Biri doğar, biri gider. Gidişiniz benim dediğim gibi olmaz mı? Olmaz. Allah Allah, nasıl olur? Şu dağları görüyorsun ya, işte oradan bir ses gelir. Falan oğlu filan, vaktin doldu, gel. Kimin adını verirse o adam çarpılmışa döner. Hemen işini bırakır, dağa doğru uzanır, kaybolur. Bir daha da dönmez. Aman ne güzel. Anlat anlat. Adı çağrılan kişi insanlara haklarını helal ettirecek kadar bile vakit bulamaz. Onun için bu köyde herkes her dakika dağın ardından çağrılacakmış gibi hazırdır. Kimse kimsenin hakkını yemez. Yüreğini kırmaz. Kimse de kimseye vurmaz, yaralamaz, öldürmez öyle mi? Öyle. Ya bu çağrılış ve gidiş ne anlatır size? Gidenler dağın ardında yaşamakta devam ederler mi? Gidenler, annelerimizden dinlediğimiz ninnilere göre dağın arkasında simsiyah buzlardan örülü bir mağarada göğe çıkan bir merdiven bulurlar, oradan gerçek hayata ererler. Demek sizin için de bu hayat yalancı. Yalancı değil, sahicinin habercisi. Erenler köyünün insanları, ben aranıza ölümlü dünyadan geldim. Solan renkler, kopan çizgiler, aşınan mermerler, pörsüyen tenler, ayrılan sevgiler, sonu gelen şarkılar dünyasından. Ölümü bilmeyen yeri buldum ama ölümsüzlüğü bulamadım. Gene bir kesiklik var arada. Bilmiyorum, rüyada mıyım, hakikatte mi? İç dünyada mıyım, dışta mı? Hiç değilse beni ölümlü dünyaya, yıpranmanın, tükenmenin, kurumanın, ufalanmanın dünyasına geri çevirmeyin. Burada Erenler köyünde aranızda kalayım. Ölümü burada aşmaya bakayım. Burada o dediğin şeyi aşamazsın. Sen onu gene kendi aleminde aşmaya bak. Geriye dönemem ki. Ne çilelerle varabildim buraya. Bana kılavuzluk edecek biri yok mu aranızda? Dedim ya, biz bu çepçevre dağların ötesini bilmiyoruz. Ne yapayım öyleyse? Hem içinize almıyorsunuz, hem dışınıza yol göstermiyorsunuz.
Seni buraya getiren öteye de götürür. Bekle bakalım. Gün doğmadan neler doğar.